Tekirdağ'dayız. Hanım'a hanım, misafir ol gel bana dedi. Biz de kalktık geldik. Bakalım bize ne sürprizler hazırlamış. Aa, merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi görünce daha iyi oldu. Ben de iyiyim. Hadi gel kızım açalım beraber. Bunu da aç. Bugün hanımına hanımın evindeyiz. Teşekkür ederiz bizi kabul ettiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bize harika şeyler hazırlamışsınız öyle görüyorum ben. İnşallah göründüğü gibi de lezzetliler. Mutlaka öyledir. Evli miyiz? Kaç çocuğumuz var? Evliyim, 20 yıllık evliyim. 3 çocuğum var, 3 kızım var. Evet. Kızınızın bir tanesi burada herhalde. Adını öğrenebilir miyiz? Gizem. Ay Gizem çok memnun oldum. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. Ay harika, çok erken evlendiniz galiba değil mi? Arkadaş gibi görünüyorsunuz. Aşk meşk peşine. Öyle mi oldu? Çoluk çocuğa karışırsın. Hanım'a hanım ne kadar oldu buraya geleli demiştiniz? 9 ay falan oldu. 9 ay. Yanılmıyorsam 1 yaşında evet. Bir çocuğunuz var. O zaman... Yoktu. Burada geldiğimizde. Peki doğumu nerede yaptınız? Doğumu Rize'de yaptım. Rize'den direkt buraya geldiniz. Başka şey. Ardahan'dan geldik. Ardahan'dan Rize'ye gittiniz, doğum yaptınız, evet. Sonra Tekirdağ. Evet. Çünkü Ardahan'da pek hastane istediğimiz gibi değildi. Gebelik zehirlemesi oldu bende. Geçmiş olsun. O yüzden dolayı apar topar memleketime gittim. Ailemin yanında. Ailemin çocuklar olduğu için bunları orada bırakamadım. Evet. 2 ay hastanede yatınca. Geçmişler olsun. Sağ olun. 4 aylık falandı. Öyle geldik Tekirdağ. Zor oldu galiba sizin için değil mi? Ama kızlarınız yardımcı olmuştur galiba. Görünüşte öyle de. Aa, eyvah eyvah, şikayetler var. Gizem nasıl yapacağız bunu bilmiyorum. Peki kızların okulları konusunda sıkıntı yaşadınız mı? O zaman Gizem'e soruyorum. Gizemciğim herhalde Gizem birkaç tane okul değiştirdin. Evet. Değil mi? Zor oldu mu senin için? Yani hemen adapte olmak biraz zor oluyor normal olarak ama hani üzülüyorsunuz da hani geride kaldı okulum işte arkadaşlarım hani onlardan ayrılmak biraz zor geliyor ama mecbursunuz sonuçta. Ayrıldık yani artık evet. Yapacak bir şey yok. Sanırım üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Evet, girdim. Girdin. 2 gün girdin mi? Nasıl geçti? Biraz zordu ama fena değildi yani. Olsun, yolun açık olsun diyorum. Hayırlısı olsun. İstediğin bir yerler var mı? Evet, hukuk istiyorum ya da öğretmenlik de olabilir. Hayırlısı olsun. Umarım arzu ettiğin gibi olur her şey. Sağ ol. Annen, müdahale ediyor musunuz seçimleri konusunda kızınıza? Kesinlikle. Yani. Öyle mi? Siz nereyi istiyordunuz? Neden daha üstün olmuyorsun diyorum. Mesela? Hukuk fakültesini kazansın bekliyorum. Çıksın çıkabildiği kadar. İnşallah. Ne zamandır yani. Bizim elçimizsiniz? Vallahi 6-7 ay oluyor. 6-7 ay. Kimin vasıtasıyla öğrendiniz? Arkadaşımın vasıtasıyla öğrendim. Ondan beri de devam ediyoruz. Devam işte. Ediyorsunuz. Elimizden bebek geldiğince çevremizi de tanıtmaya başladım. Hani ben faydalanayım, siz de faydalanın diye. Evet. Bebek olduğu için herhalde Gizem de bu konuda profesyonel mi oldu diyorsunuz? Yardımcımız o. Neler yapıyorsun Gizemciğim? Ya günlük hedeflerle başlıyorum öncelikle zaten. Haricen bazen canlı yayına katılıyorum ama hani çok fazla sık sık takip edemiyorum. Hani üniversite sınavı hazırlandığım için. Haricen gün içinde de zaten judoydu ya da kardeşim olduğundan dolayı fazla takip edemiyorum ama hani haricen öyle arada bakıyorum. İşte puanları biriktirip istediğim herhangi bir şey olduğunda gidip Migros'tan alabiliyorum. Hani anneme para ver demektense gidip hemen karttan kendim alabiliyorum. Harika. Sizin küçük bebek var. Gizem mutlaka yardımcı olmuştur size. Evet. Gizemciğim ne yaptın sen? Poğaçayla salatayı ben yaptım. Annem sadece laz böreğini yaptı. Ona da ben yardım ettim aslında biraz. Poğaçanın içinde bir şeyler var mı? Poğaçanın içinde öncelikle biraz sevgim var. Harikasın. Haricen peynirli harç var. Öyle
Bir şey yok yani. Mayalı mı? Evet, mayalı parça. Mayalı. Hanım Hanım, sizden bir ricamız olacak bizim. Laz böreğinin tarifini istiyoruz bir Karadenizli olarak sizden. Verebilir misiniz? Nasıl yaptınız Hanım Hanım? Bir paket hazır baklava yufkası alarak, çocuğum olduğu için malum açmayı yapamadım. O yüzden dolayı hazır baklava kullandım. Her bir yaprağını yağlayarak, her hepsinin arasına yağ koyarak tepsiye serdim. Üstüne de muhallebisini döktüm. Karabiberi de muhallebinin içine koyarak en üstündeki yaprakları da yine tekrar yağladım. Aralarına fındık döktüm. Ondan sonra en üstü tekrar yağladıktan sonra dilimledim. Yalnız bir içindeki muhallebi yumuşak olduğundan dolayı yapraklar kayabiliyor sağa sola. Bıçağın ucuyla tatlık düzenledim onları. Piştikten sonra da soğumuş şerbetimizi ılımış baklavaya serptim. Şu anda da gördüm. Hoş geldiniz. Merhabalar canım. Telefon etmesen gelmeyecektim. Aynen. Biliyoruz neye giriyorsunuz kız, nasıl ne yapıyorsunuz? Bak ben de meraklandım. Evet, ben deyince şey yapıyordum. Yok gene de yap. Siz ben, şimdi merak edin. Ben bakalım. Teknolojiden yani sadece çocuklarım arıyor, konuşuyorum. Hani bilgili bir amaç. Öyle çok bir şeysini öğrenemedim de becer de edemiyorum. Sürekli durmuyorsun yani. İçine. Günde bir kere girip oradaki şeyleri açıp dinliyorsun, okuyorsun. Hatice bazen mi? Dikkatini çekiyor. Evet. Dikkatini çeken şeyler oluyor. Özellikle oraya girip okumaya bile başlıyorsun. İlk etapta mesela telefonla yaparken öyleydim. Ha. Acaba şu nasıldı? Neyse, neyle yapılıyor? Neyse denerim. Ben Hatice'den senden denerim. Ben de ilk puanımla yaptığım alışverişte eşime şemsiye aldım. Mesela eşim aman boş işler ne böyle şeylerle uğraşıyorsun falan diyordu. Çok şey yapmıyordu böyle. Evet. Ona ilk aldığım puanlarımla şemsiye aldım. Çok hoşuna gitti. Ve de dedi ki iyi sen buna 4.50 daha sorma. Gece devam et dedi yani. Yaz bu sefer teşvik ettim. Evet aynen. En son ne aldın sen Gürosla? En son ben de terlik aldım. Babalar günü hediye. O zaman Haziran'ın başlarında, ortalarında mı kaldık? Öyle şimdi. Evet, bayramda. Babalar yok. Günü, bayramın üçüncü günü mü neydi? Yok. Evet, 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 evet. Sonra da bu, evet, evet. Gül suyuyla pamuk aldı yüz temizlemesi için. Gizemi öğrendik, cilt ürünleri. Evet. Canım sizin saçlarınız ben, gelmiş. Ben de cilt ürünü, evet çok geldi, farkındayım aynen. bir de şey... Meyve sebze reyonunda indirim oyalarda özellikle çok istiyorum. Olmuyor zaten. Onları istiyorsunuz. Onlar diyorsunuz ki ben meyve sebze fazla evet. Alamıyorum Migros'tan. Ne var evet. Diye soruyorum. Fiyatları çok pahalı olduğu için. Siz de cilt ürünü, saç ürünü alıyorsunuz galiba. Evet, evet. Onlar evet, da indirim evet. Oldukça takip ediyorsunuz. Aynen öyle. Mesela saç boyasında indirim var diyelim. Ondan 2-3 kutu alıp bir kenara koyuyor musunuz? Onu yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Sanki o bayatlayacakmış gibi geliyor bir ay sonrasına. Benim o evde sanki saklandı mı o boya öyle kaliteli olmayacakmış gibi geliyor. Böyle röfleyi kendin mi yapıyorsun? Kızım sen? Röfle değil o işte. Sorun orada. Herkes öyle bence. Beyazlar fazla tutmadığı için diğerleri koyu oluyor, o daha açık kalıyor, röfle gibi oluyor. Tamam ilkten öyle olur ama boyadıkça bu düzelmesi lazım. Öyle işte, beyazlar, olmuyor, beyazlar. Öyle benim de aynı. Beyazlar öyle. Açık kalıyor, böyle kremleşiyor. Bir gün böyle giyindim, geldim, süslendim. İçeriden dışarıya çıkmayacağım. İşte dedim ki, hani ayıp da geldi geri şimdi öyle. Babam çağırıyor kayınpederim, kız gelin nerede diye. Annem de diyor ki, oğlan gelecek mi? O da diyor ki, oğlan gelecek. Ya desene işte, rahmet olasıca, nur içinde yatasıca. De ki, oğlan gelmeyecek bugün, beklemeyin de yemeğe, değil mi? Artık kayınvalidem kaç kere sordu. En son dedim, gelmeyecek senin sofrayı dedi. Şimdi ben soyursam bir türlü... Harika. Çıktım. Tabii öyle çıktım. Şöyle bir bana baktı. Ayıp olacak da bir yer var. Bipliyim orayı ondan. Söyle. Büyük babaanne dedi ki... Yudun kirlendi, yol dıngıllandı dedi. Herkesin içinde mi söyledi bunu? Kayınpederim falan oturuyor rahmetli. Hepsi rahmet oldu şimdi. Kayınbabam dedi ki ne? Elimden tuttu gözüme baktı. Her gün böyle ol dedi. Hmm.
haftada bir kere olma, iki güne bir olma, her gün böyle ol. İşini yap bitirdikten sonra her gün böyle ol dedi. Böyle daha güzel dedi. O ne gündür, güzel. Bugündür. Ben böyleyim. Ben böyleyim. Kabul aynen. Eden böyle. Teşekkür ederim. Ha, Tekirdağ'da yemekler nasıl? Bu arada hiç konuşmadık onu. Yemekleri. Tekirdağ köftesi var. Evet. Tamam. Güzel. Evlerde yapılıyor mu peki Tekirdağ köftesi? Hep dışarıda mı yiyelim? Dışarıdan yapıyorum. Alıyorlar vallahi. Yapar ben yapıyorum. Genelde bir hayrabolu tatlısı alıyorum. Var herhalde. Bir peynir tatlısı var. Evet. Onu hiç yapmadım. O peynir helvası. Buranın Tekirdağ şeyi. Evet o. Meşhurları. Valla biz de ev hanım olunca evet, yapıyoruz bu şeyler. Her şeyden alıyoruz ama. Pidelerim. Güzel. Baklavaları meşhurdur hanımefendinin. Evet. Ama yiyemedik henüz bir. Bekliyoruz vallahi bak sıkan. Ben yedim. Balık yan gider. Varsa belime de sarabilirim. Hatice yok mu başka bir şeyler? Çok güzel oldu. Aynı bezin büyük. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bye bye. Görüşürüz.